Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Hastalıkla alakalı olarak siz daha önce de nakletmiştiniz. Mesela hastalık nimettir diye. Yine bizim de arada okuduğumuz bir sohbette dinleyicimiz oraya takılmış. Orada da aynı şeyden bahsediyor. İşte insanın, müminin derecesinin yükselmesini falan sağlar. Tabii biraz farklı bir yönden karşı çıkmış dinleyicimiz. Diyor ki yani bu hastalık işte nimettir veya derecesini yükseltir insanın demekle işte Müslümanlar bir şekilde kandırılmış oluyor. Onların işte hasta olanların sesinin çıkmaması için. Tabii canım. Uydurulmuş bir şey değil midir? Falan baskı gibi. Kuruluyor. Baskı kuruluyor. Yani kıpırdamasın, söz söylemesin, itiraz etmesin diye. Ne yapacak işte, altyapı olmayınca gider böyle düşünür. Çünkü komünistler de böyle söylüyor. Din afyondur diyor. İnsanları uyutuyor. Komünistlerin mantığı da bu. Din insanları uyutuyor. Onlar uyanık kaldı da ne oldu? Değil mi? Şu anda komünist ülkelerden Çin. 1,5 milyar nüfus var. Nüfusun tamamı uyutuluyor komünizm afyonuyla. Değil mi? Onlarda da komünizm afyonu kalmadı gerçi de. Ya Kuzey Kore var işte. Komünizm afyonuyla uyutup duruyorlar. Eşit, adalet, sosyal adaleti, eşitlik, meşitlik falan. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi işte. Eşitlik, adalet falan, peşmakan. Hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Şimdi Osmanlı şairlerin, son dönem Osmanlı şairlerinden birisinin yani ismini hatırlamıyorum da belki dinleyicilerimizden bilenler olabilir. Bize kalkın ey ehli vatan dediler. Vatan elden gidiyor. Kalktık diyor. Sonra döndük arkaya baktık ki bizim kalktığımız yerler başkası oturmuş. Sandalyelerimize başkası oturmuş. Ayakta kaldık ya. Ayakta kaldık. Orada da öyle. Eşitlik, halklara eşitlik, özgürlük falan. Ondan sonra bir bakıyorsun. Evet. Yani şeyde yoklukta eşitlik. Ondan sonra dini kaldırıyor falan. Köle. Ondan sonra sistemi kuruyor. Başını kaldıran zaten gidiyor. Sorgu sual de yok. Evet. Komünist sistemlerde öyle. Diktatör sistemlerde, rejimlerde hep öyle olmuştur. Ama bu tip sistemlerde yani şimdi tabii ki din bunları önlediği için dine düşmandırlar. Din bunları önlediği için bunlara düşmandırlar. Peki din neyi anlatıyor? Neyi bildiriyor? İnsanlara kulluğu değil, Allah-u Teala'ya kulluğu. Yani diktatörlere kulluk değil, onlara, insanlara kölelik değil, Allah-u Teala'ya kulluk ve köleliği emrediyor. Her şeyin sahibi ve yaratanına. Tabii orasını anlayabilmesi için insanın önce kendisini tanıması lazım. Ve din büyükleri de bize nefsi anlatıyorlar. Nefis işte böyle hani eşitlik, adalet, hürriyet, mürriyet diye gelir, o koltuklara oturur, senin de ananı beller. Öyle değil mi? Öyle yapmışlar bugüne kadar. Aksi yok ya bunun. Ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren hep böyle bir. İşte biz eşitlik getireceğiz. Hürriyet, adalet falan. Neydi? Müsavat. Adalet, müsavat. Adalet, müsavat. Müsavat, eşitlik. Hürriyet. Hürriyet. Getireceğiz dedi. Türkiye'de de işte Osmanlı son dönemlerinde o İttihat-ı Terakki bu şeylerle böyle geldi ya. Hatta o dönemde yine bir Osmanlı sadrazamı. İşte demişler ya sen sadrazam olmadan önce işte yıkılıyor, battık, batacağız falan diyordun. Vallahi demiş dışarıdan bakınca demiş yani yıkılıyordu gibi ama demiş makama oturunca demiş ki bir şey yoktu. yani hepsi ikbal peşinde. İkinci Abdülhamit Han Cennet Mekan Hazretleri buyuruyor ki o hürriyet müsavat diyenlerden işte biz bunları Avrupa'ya gönderdik. Her biri bir ikbal peşine düştü. Yani mevki makam peşine düştü. Vatanı, milleti, dini düşünen olmadı. Ondan sonra Osmanlı akıbeti oldu. Diye anlatıyor. Cennet Mekan Hazretleri. İkinci Abdülhamit Han. Biz oranlara para verdik. Hatta ikinci Abdülhamit Han Cennet Mekan Hazretleri'nin ki o zamanki kurduğu fakültelerde, veteriner fakültesinde bile yetiştirdikleri sonra Cennet Mekan Hazretleri'ne karşı geldiler. Ya ondan sonra da Osmanlı yıkılma. Yani nimetin kıymeti bilinmedi ve paldır küldür yıkıldı. Peki ondan sonra gelince babaannem rahmetli şey derdi. Oğlum derdi. Şey, doğum tarihini bilmez de o bir şey anlattıydı. Ben oradan çıkar dedim babaannemin doğum tarihini. Oğlum dedi bizim köy merkezi bir köy. İşte dedi hürriyet, müsavat diye bir şey çıkardılar dedi. Davullar çalın dedi. Dedim burada evet dedi bizim köye dedi çadırlar kuruldu dedi.
Dedim nene sen dedim kaç yaşındayım o zaman? Oğlum dedi ben dedi işte 8-9 yaşındayım. 1908. Cennet Mekan Hazretleri tahttan indirildiği zaman bayram yapmışlar, davullar çalmışlar. Ondan önce dedi bereket vardı, bolluk vardı, huzur vardı. O müsavat hürriyetten sonra dedi ne huzur kaldı, ne eşitlik kaldı, ne kardeşlik kaldı dedi. Hepsi gitti. Ne de bereket kaldı. Dedim sen kaç yaşındasın? 7-8 yaşında. Ha, o zaman nenem 1900 doğumlu. Dolayısıyla bu söylenenlerin, bu söylenenlerin veya söyleyenlerin önce bir altyapısını bir oluşturması gerekir. Sen işte Müslümanları bu şekilde böyle teselli etmek değil. Ya din büyükleri anlatırken buyuruyor ki Allah-u Teala bu dünyayı imtihan yeri yaratmış. Ama imtihan olabilmesi için meleklerde vermediği, hayvanlara vermediği çünkü onlar mesul değil. İki varlığa insan ve cin bunlar sorumlu tutulmuş. Allah-u Teala öyle dilemiş. Nefs denen bir kuvvet yaratmış. Nefs Allah-u Teala sahibini inkar eder. Yaratanını inkar eder. Yaratanı inkar edince, Allah'ın ona koyduğu kurallar, kanunlar reddedince kendi kanun koyar. Kendi ne yapar? Kendi menfaatinin dışında. Hepsini yok eder ve ezer. Hepsini yok eder ve ezer. Zulmeder, zalim olur, diktatör olur, gaddar olur, cabbar olur. Hatırına ne gelirse en adi varlık olur. Anasını babasını bile keser. Kendi menfaati için, kendi nefsi için. Hiç gözünün yaşına bakmaz. Merhamet diye bir şey olmaz. Bunlar niye söylüyorsun? İşte din büyükleri buyuruyor ki hastalık, derdi bela bu nefsi dizginler, kırar. Tökezlettirir. Kendisinin bir mahluk olduğunu, yaratıldığını, aciz bir varlık olduğunu ona hatırlatır. Onun için şifadır. Onun için şifadır. Yoksa azgın, taşkın, mesela kitaplarda anlatılıyor. Firavun'a Allah-u Teala 400 sene ömür vermiş, dişleri bile sık yaratılmış. Benim dişlerim seyrek. Her yemek yiysem, bir bisküvi bile yesem, yanımda kürdan taşırım. Arasına gidiyor, rahatsız ediyor. Ve şükrediyorum. Acizliğini hatırlatıyor insanın. Dişlerini sık yaratmış, bir şey et bile yediği zaman dişlerinin arasına gitmiyor. Rahatsızlık hissettirmiyor. Diş ağrısı görmemiş, baş ağrısı görmemiş. Hiç hastalanmamış. Peki ne oldu? İşte o dinleyicimizin anlamadığı nokta oldu. Ben Tanrıyım dedi. Şeytan geldi, gıdıkladı nefsini. Sen farklısın dedi. Ne farkın var? Bak dedi, uzun ömürlüsün. Hastalanmıyorsun. Bir de seni söylettiğin kanun. Tanrısın işte dedi. Bundan daha iyisi mi olur? Alası mı olur? Tanrısın dedi. Tanrısın dedi. Ve adam tanrılığını ilan etti. Nemrut da aynı şekilde tanrılığını ilan etti. Hastalık, derdi bela insanın belini büker, nefsi kırar. Ve hastalıkta şifa vardır. Mesela din büyüklerinin hepsi derdi belayı gönderen de Allah-u Teala. Ondan daha çok lezzet almışlar İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi. Ha, biz anlamıyoruz, o ayrı mesele. Ama onların anlattığına inanıyoruz. Dedikleri de doğrudur, ona da inanıyoruz. Ama derdi beladan, sıkıntıdan lezzet alacak bir derecemiz yok bizim. Ama onların söyledikleri doğru. Evet biz rahatsız oluyoruz, üzülüyoruz. Ama ondan anlattıkları doğru. Çünkü buyuruyorlar ki derdi beladan, hastalıktan nefsi lezzet almaz. Ancak nefsi iman eden, ruhu yükselmiş olanlar lezzet alır ondan. O evliya-i kiram alır. Onlar bizi anlamamız da mümkün değil. Dolayısıyla dolayısıyla İslam alimlerinin kitaplarında yazdıkları külliyen hepsi, anlattıkların hepsi doğrudur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden geliyor. Yani Allah-u Teala'nın bildirdikleridir. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam'ın bildirdikleridir. Kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki Firavun bir baş ağrısı çekseydi, bir diş ağrısı çekseydi bu edepsizliği yapmaz ifadesi geçiyor. Yani adam başına bir derdi bela gelseydi, bir şey olsaydı bu edepsizlikte bulunmazdı. Ben Tanrıyım demezdi. Böyle bir alçaklığa düşmezdi. Daha sonra da hakir oldu, zelil oldu, gitti. O ayrı bir mesele. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümini 40 gün içerisinde illet, zillet, kıllet bu üçü yoklar. İllet hastalık, kıllet fakirlik, zillet de itibarsızlıktır. Peki ne yapar? Nefsi kırar bu. Peki ne olur? İşte azmasına, azgınlaşmasına, Allah-u Teala'ya res çekmesine mani olur. Bu da onun için
hem zahiren hem batınen şifa olur. Niye? İmanını kaybetmez. Ölürken imanlı gider ve imanını kurtararak da cennete girer. Yoksa bu şekilde düşününce niye efendim böyle uyutuyorsun? Uyutma, hastalandırma o zaman. Aynı şekilde senin itibar ettiğin insanlar gıdaların hepsine müdahale ettiler. Dünyalık olan insanlar hepsine müdahale ettiler. Ve gelen nesil de aynı şekilde çürük geliyor. Daha çocukken başlıyorlar hastalanmaya. Hastalandırtma, sahip ol. Madem ki bu kadar sağlamsın, bu kadar düşünebiliyorsun, millete bir faydan dokunsun o zaman, oturup da böyle konuşacağına. Önce bu ne manada söylendi, niçin söyledi, Ehl-i Sünnet alimleri bunu niçin buyurdu? Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, illet, zillet, kıllet, 40 gün içerisinde mümini buyuklar ve bu nefsinin esiri olmaktan mümini korur buyuruyor. Yani şifadır, onun için şifadır. Sen kalkıyorsun diyorsun ki efendim bu Müslümanları uyutmak için söylenen bir şeydir. Fakirlik için de aynı şey söyleniyor mesela. Ha, fakirlik. Aynı durum. Yani dinimizde tembel oturmak yasaklanmıştır. Fakir olmak değil. Adam çalışıyor, işi rast gitmiyor. Zengin olamıyor. Mesela şöyle söyleyenler oluyor. Peygamber Efendimiz mesela sık bir şey, çok sık oruç tutarmış. Yani yiyecek bir şey olmadığı için, zaten fakir olduğu için oruç tutmuş. Garibim, hatırına başka bir şey gelememiş değil mi? Yiyecek bir şey bulamamış. Peki bir ahmak adam. Yani ben babaannemler kuşaklarını gördüm. Yaşım şu anda 60'ı geçti. Onlar anlatıyorlar. Bu Anadolu coğrafyasında kıtlık oldu, kıtlık, kıtlık. Burada oldu. Annem de anlatırdı rahmetli. Dedi ki bir kile buğday, ne bir kilesi ya? Bir havai tabiri kullanırlar. Yani bugün bizim bildiğimiz şu 18 kilo tenekeler teneke. Ve bir teneke buğdayı bulabilmek için eşek de bulamıyorlar. Hayvan da yok. Sırtında köy köy dolaştıklarını anlatırlardı. Ve annem rahmetli dedi ki bizleri böyle donardık. Niye dedim ya, elbiseniz yok mu? Sümer işi dedikleri bir tane basma var. Altına astar yok. Rüzgar bir taraftan gelir mi öbür taraftan çıkar. Bu Anadolu coğrafyasında yaşandı bu. Anadolu coğrafyasından önce yaşandı. Eski ince yama yapılan. Tabii biz 1950'nin sonrasından dünyaya gelmiş. Bunlar 1950'den önce yaşananlar. Bu coğrafyada yaşandı bunlar. 1950'den önce yaşandı bunlar. Babaannem rahmetli anlatırdı. Oğlum derdi, işte bir kadını anlatırdı. Bir ayakkabısı varmış, birisini giyermiş. Dedim öbürsü, birisi eskiyse oğlum derdi, öbürsünü kullanır. Böyle sert bir yere veya dikenli bir yerden geçerken onu kullanır dedi. Bu coğrafyada yaşandı. Sen de o zaman din, iman hepsini ortadan kaldıranlar aynı şekilde memleketin başındaydı 1950'den önce. Senin kafayla aynı kafadalar. Ama ve babaannem işte anlatırken zenginliği getirememiş. Ha, zenginliği getirememişler. Bak bir dakika. İşte anlatırdı falan. İşte falan falan işte ince hastalıktan öldü oğlum falan. İnce hastalıktan öldü. Ne dedim, bu ince hastalığın kalın incesi mi olur falan. Bu ince hastalık dediğiniz ne? Verem derdi. Çaresini bulamıyordun. Bugün de aynı şekilde kanserin çaresini bulamıyorsun. Değil mi? Dün veremin çaresini bulamıyordun. Buldun efendim, buldun. Ne oldu? Kanser çıktı karşına. Onu da buldun, başka bir şey çıkacak. Dünyayı Cenab-ı Hak böyle yaratmış. Nefsin gözlüğünden değil de Ehl-i Sünnet alimlerinin gözlüğüyle bakarsan, onların kitaplarını okursan mesele daha iyi anlaşılır. Dolayısıyla derdi bela istenmez. Hastalık da istenmez. Ama bunlar nefse ağır gelir. Nefsin azmasına da mani olur. Onun için de hastalıkta şifa vardır buymuşlar. Derdi bela kemendi mahbubesi. Kemendi mahbubesi. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözüdür. Evet.